Sevgili Reklam Payda takipçileri, yeni bir programımızla daha karşınızdayız. Efendim, bugün sizler için bir gurme sunumu yapacağız. Bugünkü editörümüz, gurme editörümüz Baran Özyörük. Barancığım hoş geldin. Hoş bulduk Barış'cığım. Nasılsın, iyi misin? Sağ ol, sen nasılsın? Çok güzel bir Ankara gününde, çok güzel bir bahçede, güzel bir masamız var şimdi. Birazdan yemek yorumlayacağız ama Barancığım önce ben seni biraz tanıyalım isterim. Baran Özyörük kimdir? Baran Özyörük, 1980 Ankara doğumluyum. Aha. Bilkent Üniversitesi Siyaset Bilimi Kamu Yönetimini bitirdim. Mesleğim tarım. Yani mutfağın ham maddesi benim işim. Aha. Yıllardır sürdürdüğüm bu mesleği, gıda macerası. Daha çok artık bir gurme macerasına dönüştürdüm. Aha. Bunu da artık senle ve izleyicilerimizle paylaşıyoruz. Barancığım sen yemeğin ve içeceklerin her türlüsüyle ilgileniyorsun detaylı, evet, bir şekilde. Doğru. Ve araştırıyorsun. Yurt dışı kaynakları da inceliyorsun. Yurt dışına gittiğim zaman da mümkün olduğunca yani nokta yerlerde gidip, aha, buralarda yiyemediğimiz şeyleri denemeye çalışıyorum. Denemeye çalışıyorsun. Türkiye'yi nasıl görüyorsun? Türkiye bir gurme olarak senin yorumuna göre hangi klasmanda, neredeyiz? Klasmanımız çok farklı Barış'cığım. Şöyle diyebilirim. Gerçekten birinci sınıf bir, yani Michelin bizde yok biliyorsun. Evet. Ama Michelin girebilecek şekilde restoranlarımız da var. Aha. Ama buna karşı da esnaf lokantası dediğimiz çok altta, çok yerel lezzetlerin olduğu, aslında gün yüzüne çıkmamış ama meşhur olamayan lokantalarımız da var. Evet, evet. Ama işin özüne indiğimizde yükselen bir mutfak. Yani Türk mutfağı tabii ki çok biliniyor, çok güzel ama trend olarak yükselen bir mutfak trendimiz çok var. Çok güzel, çok güzel. Efendim bugün biz sizlere Bahane'den konuk oluyoruz. Bahane çok güzel bir restoran bizim görüşümüze göre şu anda. İlginç yanları var. Mesela bunlardan bir tanesi restoranın 3 dönümlük bir arazi üzerine kurulmuş olması. Şu an biz Bahane'nin sadece bir bölümünden size çekim yapıyoruz. Ama oldukça büyük bir bahçesi var. Özellikle yaz aylarında çok güzel olacağını tahmin ediyorum. Aynı şekilde birazdan o çekimleri de sizlerle paylaşacağız. Bahane'nin içi, yani restoranın iç tarafında da oldukça otantik bir yapı var. Efendim şöminesi var. Aynı zamanda dışarıda kendi mangalı var. Efendim çocuk parkı var. Buraya geldiğinizde oldukça neşeli, keyifli vakit geçirebileceğiniz bir alan. Yavaş yavaş lezzetlerimizi tatmaya başlayalım. Evet, başlayalım. Bahane'nin kendi lezzetlerine bakacağız efendim. Ondan sonra zaten mekanı da inceleyeceğiz ve takip edeceğiz. Sevgili Reklam Payda takipçileri, şefimiz Haydar Aykaç bizlerle. Merhabalar, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? Teşekkür ederiz. Sağ olun. Ustacığım bizler için neler hazırladın? Sanırım önce nelerle başlıyoruz? İlk etapta soğuk meze servisiyle başlayacağız. Kendi ellerimizle hazırladık. Nelerimiz var? Öncelikle size güzel bir Antep ezmesi sunuyoruz. Teşekkür ederiz. Ardından havuç taramamız. Aha. Evet. Bütün malzemeleri taze ve özenle hazırlanmıştır. Evet. Barbunya pilakimiz. Evet. Közlenmiş kırmızı biberimiz. Kırmızı biberimiz, evet. Bu vazgeçilmezlerimizden deniz börümcesi. Evet. Ve köz patlıcan salatamız. Köz patlıcan salatamız. Evet. Ve ağzınıza layık yoğurtlu semizotumuz. Evet. Barancığım seninle bir sohbet ederken şundan bahsetmiştik. Bazen bazı restoranlara gidiyoruz. Evet. Ve bu restoranlara gittiğimizde mesela bu basit ama çok lezzetli bir meze. Ama bazen biz bu lezzeti yakalayamıyoruz. Bunun sebebi ne olabilir? Onun sebebi ya algılama ile ilgilidir diyorum. Çünkü
semizotunu hem yoğurtlu semizotu olarak hem evet. semizotlu cacık olarak hazırlayabiliyorsunuz. İkisinin ortası da olabiliyor ama. İkisinin ortası da olabiliyor. O yavaş yavaş oluşan bir müşteri tercihi aha. var. Barancığım sen ne diyorsun? Ya buradaki ana nokta iyi yoğurt kullanılması. Aha. Kaliteli yoğurt kullanıldığı hı-hı. vakit tabii ki tadı yükselecektir semizotunun. Yoksa aha. çok yanlış yapabileceğiniz bir meze değil. Evet. Ama bunun beklenmesi, yaptığınız fazla yapıp ertesi gün, ondan sonraki gün yoğurdun sulandırılmasına bıraktığınız zaman lezzeti kaybediyorsunuz. Kaybediyoruz, evet. Her şeyde olduğu gibi mezelerde en önemli şey tabii aha. ki tazelik. Aha. Peki mesela börülce için yorumun nedir? Ne yapmak lazım? Valla şimdi onu önce bir tadalım mı? Tadalım, sonra o zaman tatmaya yapalım. Başlıyoruz efendim. Lütfen. Lütfen. Efendim söz sizde, izninizle ustacığım. Lütfen. Başlıyoruz. Afiyet evet, olsun. Buyurun. Saadettin Şef'im servislerimizi yapıyor. Teşekkür ederiz efendim. Teşekkürler. Neyle başladık Saadettin Bey? Al biber. Al biberle közlenmiş başladık. Al biber. Közlenmiş, evet. Barış'cığım bu şu anda bulunduğumuz bahane amatör ruhla kurulmuş aslında bir aile restoranı evet, diyebiliriz. Aynen. Evet, doğru. Gerçekten çok keyifli. Burada şu anda menü, yazılı menü tam oturmamış durumda. Evet. Ancak günlük olarak Tülay Hanım. Evet, işletmemizin sahibesi. Tülay Hanım gelen müşterilerine menüyü detaylı bir şekilde anlatıyor. O gün çıkan taze şeylerden genelde menü şekilleniyor. Hı hı hı. Biz de şimdi bunları keyifle tadacağız. Evet, bunun bu günlük menü tasarımı aslında hem zor bir iş hem de avantajları da olan bir iş aslına bakarsan. Evet. Değil mi? Ne avantajları olur ne de dezavantajları olur? Senden yorum alalım. Dezavantajında şu var. Her gün aynı şeyi bilmeyen kişi gelemeyebilir. Evet. Yani belli bir klasiğiniz olur. O klasiğe insanlar gelmek ister. Evet. Ancak diğer tarafında da her zaman gelen müşteriyi şaşırtma imkanınız vardır. Evet. O doğru. gün için bir sürprizle karşılamış olursunuz. Evet, evet. Deniz börülcemiz. Deniz börülcemizi aldık. Evet. Antep ezmemizi aldık. Antep ezmemizi aldık. Yoğurtlu semizotumuz. Yoğurtlu semizotumuza bakacağız. Efendim yoğurdun tadına bakacağız. Semizotunun tazeliğine bakacağız. 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 Evet. Sırada ne var? Havuç mu havuç geliyor? Taramamız havuç var. Tarama havuç, geliyor. Evet, havuç taramamız var efendim. Şimdi her zaman böyle bir bahçede lezzet tatma fırsatına biz de ulaşamayabiliyoruz. Gün ışığında yediğiniz yiyeceklerin renklerine daha çok hakim olabiliyorsunuz. Bu çok önemli. Şu ana kadar benim gördüğüm kadarıyla her şey oldukça taze ve günlük. Barancığım senin fikrin nedir? Görüntüleri gerçekten güzel. Son yapılan araştırmalara göre insanlar yediklerinden tatmin olmalarının %60'ını görselliğe bağlıyor. Evet, çok ilginç. Ve şu anda da masamız gerçekten çok güzel görünüyor. Dediğin gibi bahçede olması çok büyük bir avantaj evet. açık havada. Ama buranın gerçekten iç bölümü de bahçesi kadar güzel. Evet, oldukça otantik bir iç yapısı da var. Biz de oldukça şanslıyız. Biliyorsunuz çekimlerimizi şu anda Ankara'da yapıyoruz. Ankara'da böyle havayı yakalamak Mart ayında çok kolay olmuyor. Akşamları çok soğuk olabiliyor ama şu anda adeta bahar. Hafif rüzgarlı, çok keyifli. Bunu da özlemişiz. Ne diyorsun Barancığım? Başlayalım mı? Buyurun efendim. Börülceyle başlıyorsun. Evet. Efendim mezelerimizin tadına baktık. Şimdi editör gurmemiz Baran'dan yorumlarını alacağız. Baran'cığım tabaktakiler hakkında neler düşünüyorsun? Yorumların nedir? Tek tek detaylarını rica tamam. edebilir miyiz? Üzerinden geçeyim Barış'cığım. Öncelikle deniz börülcesinden başlayayım. Deniz börülcesinin zeytinyağını çok beğendim. Ancak ben daha az tuzlu tercih ederim. Hı hı. Antep ezme acısı yerinde ama bazıları için... Ben çok acı seviyorum biliyorsun ben. Evet, o yüzden aynen. benim için acısı çok yerinde. Evet. Ama bazılarına acısı fazla gelebilir. Evet, aynen.
közlenmiş patlıcan gerçekten tam kıvamında olmuş. İstediğiniz gibi istadını alıyorsunuz. Hafif fonda sarımsak tadı geliyor. Evet. Çok yerinde olmuş. Evet. Semizotu'nun ustanın da dediği gibi yoğurdu güzel ayarlanmış. Evet. Ben çok sevmem, öyle sulu değil, tam kıvamında olmuş. Evet. Semizotu'nu da çok beğendim. Al biberimiz normal olması gerektiği gibi çok. Evet. Yani al biberi ben çok yükseltmeye gerek olduğunu zannetmiyorum. Plaki yerinde olmuş. Havuç taratorda. O da yine yoğurdun güzelliğinden dolayı havuçta daha da güzelmiş. Ancak ona biraz daha, benim kendi fikrim, sarımsak eklenebilirdi. Sarımsağı biraz sarımsak daha bol olabilir. Sarımsak ve cevizle biraz daha havuç yükseltilebilir bir yükseltilebilir. Tot. Evet, teşekkürler Barancığım. Efendim şimdi sırasıyla ana yemeklerimize geçiyoruz. Evet, Saadettin ustamız bize servislerimizi yapıyor. Efendim nedir yemeğimizin adı? Sizden alalım. Efendim külhane, bahane usulü ızgara köftemiz. Bahane usulü ızgara köfte. Bahane usulü ızgara mangalda, köftemiz. Evet. Mangalda yapıldı. Evet efendim, mangalda yapıldı. Evet. Evet, tadına bakalım o zaman. Evet, tadına bakalım. Bahane usulü. Bunun sonradan bir şeften öğrenelim. Özelliği evet. Neymiş? Evet, evet. Mangalda yapılmasını tabii direkt farkını alıyorsun. Tercih ediyoruz. Et için ne söyleyeceksin? Karışımın oranlarını nasıl buldun? Ben kendim biraz daha yağlı severim köftede. Aha. Bahane usulü mangalda köfte. Evet, evet. Bahanenin özel yemeklerinden ana yemeğimiz. Ustadan aldığım ufak tüyoya göre içinde sucuk parçaları sucuk var. Sucuk parçaları var, evet. Mangalda yapılmış. Sucuk mangal ateşi gördüğü için etle birleşince tabii lezzet farklı oluyor. Mesela sen daha yağlı seviyorsun. Mesela ben de biraz daha az yağlı tercih ediyorum efendim. Evet. Mesela ben daha çok bu tarzda köfteleri seviyorum. Anladım. Köfte güzel, lezzeti yerinde. Aha, aha. Dediğim gibi benim kendi tercihim, ben bir tık daha yağlı olmasını tercih ederdim. Hı-hı. Ama genel olarak lezzeti yerinde. Hı-hı. Keyifle yenilebilecek güzel bir spesiyalliymiş gerçekten. Evet, evet. Ben patatese de bakmak isterim. Patates Türkiye'de çok tüketilen bir ürün. Kızartması çok önemli bence. Sen ne düşünürsün? Burada en büyük yaptığımız hata aynı kızartma yağını defalarca kullanmamız. Evet, Türkiye'nin problemi. Bu maalesef bizde buna çok dikkat edilen özellikle, bir konu değil. Özellikle fast food sektöründe dikkat ettiğimiz bir konu. Efendim restoranlar aynı yağı kullanılabileceğinden çok daha fazla sayıda ve sürede kullanıyorlar. Evet. Ve bu gerçekten lezzetin kalitesini oldukça düşürüyor. Yemek dediğimiz şey bir bütün olduğuna göre, yağ da bunun çok önemli bir parçası olduğuna kesinlikle göre. Özellikle biz şeflerimizden bu konuda özel dikkat rica ediyoruz. Hassasiyet gerekiyor. Hassasiyet gerekiyor. Yani ülke sağlığı için de çok önemli. Çünkü yağ bir noktadan sonra insan sağlığı için oldukça zararlı. İsterseniz şimdi diğer yemeğimize geçelim. Sırada diğer ana yemeğimiz var. Efendim ikinci ana yemeğimiz saç kavurma. Bakalım Haydar şefimiz bizler için neler hazırlamış. Görüntü çok güzel. Görüntü çok güzel. Sunum çok güzel. Evet. Alttan ısıtıyoruz anladığım kadarıyla. Evet. Ocağın zaten soğumasın diye. Soğumasın güzel diye. Güzel de kokuyor. Güzel de kokuyor. Gerçekten güzel zaten kokuyor. Bu ısıtma yapılmadığında sanırım saç kavurma çok hızla soğuyor ve lezzetini kaybedebiliyor. O yüzden doğru bir sunum şekli. Şöyle servis için azıcık alalım. Teşekkürler. Efendim bakalım saç kavurmamız nasıl olmuş. Afiyet olsun. Afiyet olsun. Isısı güzel. Hı hı.
soğanı, biberi dürük almış. Evet. Lezzetli. Evet. Ayrı ayrı fark edebiliyoruz, lezzetini alabiliyoruz. Çok öldüğü zaman içinde kayboluyor. Hı hı. O zaman da tam almanız gereken tatları alamıyorsunuz. Evet. Biber'e de bakalım. Biber de aynı şekilde. Bu altın ısıtmalar görüştüm. Nasıl da çok şık da duruyor. Evet, aynen. Göze hitap ediyor. Aynen. Bir yandan burada bunun kokusu, hı-hı, dumanı tutuyor. Hı-hı. Gerçekten çok keyifli bir, hı-hı, yemek yeme tarzı oluyor. Bahani'nin otantik yapısına da gerçekten uymuş. Evet. Evet. Özellikle mesela kışın mekanımızın içeri kısmında, yani kapalı kısmında eğer bu şekilde sunum olsaydı dekorla çok daha büyük uyum sağlayacaktı. Ama yaz için de iyi. Evet. Özellikle akşam yemekleri için tercih edilebilecek bir lezzet. Nasıl buldun Barancığım? Dediğim gibi sosu, yani sote kısmı güzel olmuş. Hı hı. Et de lezzetli. Hı hı. Yani şöyle söyleyebilirim sana. Hı hı. Çok rahat bir şekilde akşam keyifle yemeğinizi taçlandıracağınız bir ana yemek. Hı hı. Tavsiye ederim herkese. Tavsiye ediyorsun. Evet. Barış'cığım, sanırsam sırada tatlı var. Evet, sırada künefemiz var. Evet, alıyoruz künefemizi. Bakalım künefemiz nasıl olmuş Barancığım? Ağzımızı tatlandıralım. Evet. Teşekkürler. Teşekkür ederiz. Tatlıyorum. Sağlıklı şefim. Afiyet olsun. Afiyet olsun. Evet. Oldukça rüzgarlı, evet, bir gündeyiz. Peçetelerimiz uçuşuyor. Bir yandan uçuşuyoruz. Peçetelerimiz uçuşuyor. Barancığım, künefemizin sıcaklığı nasıl? Künefemizin sıcaklığı yerinde. Güzel. Hı hı. Şerbeti çok tatlı değil. Aha. O da güzel. Hı hı. Bazen çok tatlı yapılıyor. Tabii amacımız tatlı yemek ama insanın içine de baymaması gerekiyor. Evet, evet. Peyniri bol. Hı hı. Peynirimiz sıcağa uygun şekilde kıvamında. Evet. Güzel bir bitiş oldu. Hı 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 hı. Sanırım beğendin. Beğendim, güzel. Aha, gayet güzel. Yani tahmin ediyorum buranın ana işi tabii ki künefe değil, ancak kendileri güzel yapılmış. Gayet güzel. Evet. Genel olarak bakarsak Barancığım, bahanede neleri beğendin? Ne de eleştireceğin şeyler var mı? Biz sadece beğenmiyoruz efendim. Sizler buraya gelip bizim deneyimlediğimiz tatları sizler de deneyeceksiniz, deneyimleyeceksiniz. O yüzden biz eğrisiyle doğrusuyla söylüyoruz. İşletmelerimizle de paylaşıyoruz. Bu açıdan baktığımızda gayet tarafsız bir gözle bakarsan Barancığım, neler hoşuna gitti ya da eleştireceğin şeyler var mı? Var tabii Barış. Şöyle söyleyeyim. Öncelikle bugünün sofranın kazananı köz patlıcandı. Aha. Gerçekten köz patlıcan çok güzel yapılmış. Zaten, hı-hı, renginden de kendini belli ediyordu. Her şey tamamdı. Köz patlıcanın tadı damağımda kaldı desem yalan söylemiş olmam. Bazı şeylerde söylediğim gibi zaten programın başında kimisini fazla acı buldum, kimisinde tuz oranı bana göre, ha, fazlaydı. Aha. Genel olarak aslında beğenmediğim, çok beğenmediğim şey yok diyemem. Yani vahane yeni kurulan yer, kendini geliştiriyor, menüsünü geliştirecek. Aha. Bunları da göz önüne alıp hani değerlendirmemiz lazım. Daha yapıcı tabii ki konuşmalar da yapmamız lazım. Evet. Çünkü bazen de çok hemen yeriliyor ama işletmeler artık çok zor ayakta duruyor, biliyorsunuz. Bunu açalım istersen. Mesela köftemizde Baran daha çok yağlı seviyor köfteyi. Damak lezzeti biliyorsunuz kişiden kişiye değişebiliyor. Mesela ikinci ana yemeğimizde saç kavurmamızda ben biraz sosunu fazla buldum. Sen sosunu beğendin. Evet, ben sosunu ve baharatını saç kavurmanı beğendim. Soğanı, hı-hı, ve biberinin taze olması, tamamen öldürülmemiş olması hoşuma gitti. Ancak orada da şunu belirtmek
zorundayım. Aha. Bir tık daha yumuşak olsaydı, belki de tabii altta sürekli sıcak geldiği için sertleşiyor olabilir ama etinin bir tık daha yumuşak olmasını isterdim açıkçası. Aha, aha. Barancığım, çok güzel bir program olduğunu düşünüyorum bizim açımızdan. İlk programımız şu an seninle. Evet. Beraber yaptığımız ilk program. Efendim, programlarımıza devam edeceğiz. Gurme programlarımız devam edecek. Reklam Payda'da zaten biliyorsunuz diğer birçok konuda programlarımız devam ediyor ve yenileri de gelmeye devam ediyor. Gurme programımız da bunlardan bir tanesiydi. Efendim, bugünkü programımızda Bahane'ye konuk olduk. Lezzetlerine baktık, bahçesine baktık. Ve ilk programımızda editörümüz, gurme editörümüz Baran Özyürük bizlerle beraber oldu. Kendisine katıldığı için çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ediyorum Barış. Bundan sonraki programlarımızda da beraber olacağız. Yeni bir Reklampedia prodüksiyonunda görüşünceye kadar kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.